Fatih Altaylı 13 Kasım 2024 Fatih Altaylı.com.tr Bahçeli'den net yanıt Haftalardır herkesin merak ettiği, reisi Cumhur Tayyaresi'ndeki gazetecilerin ise yasak olmadığı halde Cumhurbaşkanı'na sormayı nedense akıl edemediği soruyu gazeteci Hilal Köylü sorunun diğer muhatabına sordu. Ağzına sağlık, gerçek gazeteciymiş ve bu dönemde her gerçek gazetecinin başına gelen Hilal Köylü'nün de başına geldi ve Devlet Bahçeli'den fırçayı yedi. Hilal kardeşimiz hiç üzülmesin. Bu tip cümlelere muhatap olmak bir gazeteci için şeref madalyasıdır. Yeni Türkiye'de soru soranı sorduğuna pişman etmeye çalışırlar ki başkası da heveslenip sormasın. Çünkü demokratik olmayan ülkelerde soru varsa sorun vardır. Devlet Bahçeli Hilal Köylü'nün sorusuna yanıt vermedi ama aslında farkında olmadan yanıtı da vermiş oldu. Bu soruya Bahçeli'nin ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin demesi bana göre cevabın tilladır. Verilmeden verilmiş yanıt bilerek veya bilmeyerek yapılmış bir itiraftır. Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde misiniz sorusunu ayrımcılığı körüklemek olarak algılamak ve buna sinirlenmek aslında bu konuda ayrı düştük ve siz bunu deşerek yarayı kanatıyorsunuz demektir. Böylelikle ilk kez olarak bir gazetecinin sorduğu soru sayesinde bu konuda iktidar ortakları arasında bir fikir ayrılığı olduğunu, iktidarın küçük ama güçlü ortağının, iktidarın büyük ama zayıf ortağıyla aynı yaklaşımda buluşmadığını öğrenmiş olduk. Demek ki neymiş? Önemli olan soruymuş. Doğru soruyu sorduğunuz zaman doğruya ulaşabiliyormuşsunuz. Tayyare gazetecilerine duyurulur. Elektronik seçimi aklınızdan bile geçirmeyin. Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında başı çeken Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanı, elektronik oylamayla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık dedi. Ben de sakın ha diyorum. Bırakın elektronik oylamayı, biz parmak boyası geri gelsin derken nereden çıktı bu elektronik oylama işi? Ben söyleyeyim. Bu memlekette elektronik oylama falan olmaz. Daha dün sabah telefonum çaldı. Genelde tanımadığım numaraları açmam ama evdeki bir cihaz için servis beklediğimden herhalde servis arıyordur diyerek açtım. Kibar bir beyefendi önce kendini tanıttı ve bir konuda bilgi vermek istediğini söyledi. Ben de "Numaramı nereden buldunuz?" diye sordum. "Zaten ben de onun için aramıştım." dedi. Tüm kimlik bilgilerimi, adıma kayıtlı eski yeni tüm telefonların numaralarını, pasaport numaramı, sahibi olduğum gayrimenkulleri, şirketleri, sağlık bilgilerimi neredeyse tüm hayatımı saydı. Şaşkınlık içinde dinledim. Fatih Bey ben sizi seven dinleyen izleyen biriyim. Tüm bu bilgileriniz internet ortamında pazarlanıyor. Sadece sizin değil milyonlarca vatandaşımızın bu tip bilgileri ortalığa saçılmış vaziyette. Belli ki devletin bu sistemleri hacklenmiş ve bu bilgiler ortalığa saçılmış. Bu hem vatandaşlar için büyük tehlike hem de devlet için büyük tehlike dedi. Bu durumu biliyorduk ama bu denli geniş bir bilgi ağını içerdiğinin farkında değildim doğrusu. Zaten bunu her söylediğimizde devletimizin sözde büyükleri yalanlıyordu ama gerçek artık saklanamıyordu. Şimdi YSK Başkanı böyle bir ortamda elektronik oylamadan söz ediyor. Emin olun ben güvenemem. Bence siz de güvenmeyin. Muhalefet güvenmesin ama iktidar da güvenmesin. Bu bilgi güvenliğiyle elektronik seçim ülkeyi kimin yöneteceğine hackerların karar vermesi demektir. Sonra hep birlikte ağlarsınız, Putin seçti diye. Ne zaman insan oluruz? İnsan içine çıkamayacak olanlar her gün televizyona çıkarılmadığı zaman. Fatih Altaylı